4. Bölüm. Yahudi ağzında bir bakla saklıyor, işi ciddi alıyordu. Velid'in ellerine sarıldı, başını kaldırdıktan sonra "Bu gece bir yıldız doğdu diyorum size. Ahmet'in yıldızı. Allah'ın son peygamberinin yıldızı. Bu gece o peygamber hem de bu şehirde doğmuş olmalı. Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim ki Allah'ın o en son peygamberidir. Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Yahudi alimlerinin kıymet ve itibarları kalmadı artık. Bu onların öldürülecekleri hakkında verilmiş bir hükümdür. Araplar peygamberlikle kurtuluşa ereceklerdir. Ey Kureyşliler! Huzura kavuşun artık. Vallahi size dünyanın tarafına ulaşacak bir şeref verilecektir. Daha sonra kalktı ve yürüyüp gitti. Mekke'nin dar sokaklarında ağır ağır evine doğru giden bir ihtiyar, geçen bir Yahudinin yanındaki biriyle konuşur gibi. Bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu. Bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu. Mahvolduk demektir, diye söylenerek gittiğini gördü. Şaşkın Yahudi, diye mırıldandı. Bütün bunlar olup biterken, nur yüzlü bir kadın da etrafında nelerin olup bittiğini anlamak için sağına soluna bakıyor, ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırıyor, hayretten hayrete düşüyordu. Aylardır hamileydi ama hamile olduğunu bir kere olsun fark etmiş değildi. Günler, aylar ilerledikçe karnındaki taşıdığı öksüzüne kavuşacağını düşünerek titriyordu. Babası Abdullah vefat edeli aylar olmuştu. Şam taraflarına ticaret maksadıyla gitmiş, gelirken Yesrib Medine şehrinde dayılarının yanında ölmüştü. Abdülmuttalib ailesi onun için uzun zaman gözyaşı dökmüş, bütün Mekke halkı bu güzeller güzeli yiğit delikanlıya acımıştı. Amine, evliliğin daha eşiğinde bulunduğu sıralarda ölen kocasının ardından bir zaman gözyaşı dökmüş, yanık şiirler söylemiş, doğacak olan yavrusunu göremeden giden Abdullah'ı için mersiyeler düzenlemişti. Artık doğumu pek yaklaşan yavrusunun gül yüzünü koklayarak avunacağını düşünüyordu. Aslında bu onun yapacağı ilk doğumdu. Bununla beraber sağdan soldan hamilelik ve doğum hakkında birçok malumat edinmişti. Fakat duyduklarından hiçbirinin kendinde olmadığı hayretle görülüyordu. Onun bu halini gören kadınlar şaşırıyordu. ''Bacım, bu kadın gittikçe güzelleşiyor. Hamileyim diye bizi aldatmasın.'' diyenler oluyordu. Nihayet Rebiülevvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece, kendinde doğum belirtileri görünce komşulardan iki kadına haber gönderdi. Şifa ve Fatma hanımlar geldiler. Ayrıca Ümmü Eymen isimli cariyesi de yanındaydı. Yıllardır birçok doğumlarda bulunan bu kadınlar bile evde bir fevkalade durumun varlığını fark etmişlerdi. Evde ışık yoktu. Buna ihtiyaç da yoktu. Çünkü ev gündüz gibi aydınlıktı. Ancak bu aydınlığın güneş ışığı çeşidinden olmadığı belliydi. Tarif edilmesi de zordu. Amine, etrafında hiç görmediği çeşitten son derece güzel, kalabalık bir topluluğun şenlik yaptığını görüyordu. Kendi odasındaydı. Fakat odası gibi 20 tane oda bile böyle bir kalabalığın şenliğine az gelirdi. Odanın duvarları olduğu gibi duruyordu. Ama bu güzel varlıklar için bu duvarlar hiç engel olmuyor, girmelerine çıkmalarına hiç tesir etmiyordu. Nedendi bu şenlik? Kimdi bunlar? Bu varlıkları kendisiyle birlikte herkes görüyor muydu? Amine bu soruların cevabını bilmiyordu. Bazen rüyada olup olmadığı hakkında içine bir şüphe giriyordu. Şenlik yapanlar
Allah'ın en son peygamberin dünyayı şereflendireceğinden bahsediyorlardı. Şifa ve Fatıma hanımlar ev içinde gelip gidiyorlar, doğum için lüzumlu tedbirleri alıyorlardı. Bu arada Amine, görülmemiş güzellikte birkaç kadının gelip yanına oturduğunu gördü. Hiçbirini tanımıyordu. Fakat onlardaki canı yakınlığı dünyanın hiçbir kadınında görülmezdi. Yüzlerinden fışkıran nur her tarafı aydınlatıyordu. Onlara "Hoş geldiniz" dedi, merhabalaştı. Gelenler kendilerini tanıttılar. "İsmim Meryem'dir. İsa peygamberin annesiyim. İsmim Asiye'dir. Mısır'da tanrılık davasına çıkan Firavun'un karısıydım." Amine, hiç tanımadığı fakat görür görmez canının kaynadığı bu hanımların gelişiyle tarif edilmez bir iç ferahlığına kavuşmuştu. Etrafta nurdan yaratılmış olduğuna yemin edebileceği varlıkların şenlikleri devam ediyordu. Bu arada Şifa hanımın "Müjde, müjde!" diye bağırdığını duydu. Elinde güzeller güzeli bir yavru tutuyordu. Bu yavru aslında Şifa hanımdan çok o hiç tanımadığı nurdan varlıkların elinde gibiydi. Göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş halde doğmuştu. Doğumunda bulunan kadınlar hayretler içindeydi. Amine sanki koynunda taşıdığı yavrusunu yanındakine birine vermişçesine kolay, sırtındaki elbisesini çıkartmışçasına basit bir doğum yapmıştı. Daha doğrusu Amine etraftaki şenliği seyrederken, yanında bulunan nur yüzlü kadınların tatlı sohbetlerini dinlerken Şifa hanımın verdiği müjdeyle anne olduğunu öğrenmişti. Alemlere rahmet olan son ve en büyük peygamberin annesi olma şerefi Amine'ye nasip olmuştu. Amine, nur topu çocuğu bağrına basarken etrafında hala şenlikler devam ediyordu. Kendilerini Meryem, Asiye diye tanıtan ve kadınlık aleminin sultanları sayılmaya değer olan kadınlar birbirlerini ve Amine'yi tebrik ediyorlar. Bu gelen dünya ve ahiretin sultanıdır. Allah Teala onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. Allah'ın en sevgili kulu ve en büyük Resulü senin oğlundur. Mutluluklar dileriz sana ey bütün annelerin en mutlusu Amine diyorlardı. Şifa hanım, geçmiş olsun ey Amine derken, evlendiğinden beri onun yüzünde 14'ündeki ay gibi parlayan nurun bulunmadığını ve bu nurun kucağında tuttuğu yavruda parlamaya başladığını hayretle görmüştü. Fatıma hanıma döndü. Onun da bir Amine'ye bir de doğan yavruya bakmakta olduğunu gördü. Belki bu hakikati o kendinden önce fark etmişti. Şafak sökerken Amine, koynunda yavrusu olduğu halde yatıyor, alemlerin sultanını karşılamak için gelen ve yeryüzünü dolduran sayısız melek, sevinç içinde melekut alemine çekiliyordu. Kabe'nin Hıcır denilen kısmında arkadaşlarıyla oturup sohbet etmekte olan Abdülmuttalip, Amine'nin bir torunu olduğunu öğrendiği zaman çocuklar gibi sevinmişti. Genç yaşta ölen ciğerparesi Abdullah'ın bir emaneti olarak onu bağrına basacağı günleri iple çekmişti. Derhal yerinden kalktı, Safa tepesine doğru yürüdü ve Amine'nin evine geldi. "Bana torunumu gösterin," dedi. Kadınlar kucağına bir kundak verdiler. Yüzünü açtıklarında Abdülmuttalip inanılmayacak derecede güzel bir yavruyla karşılaştı. Onu bağrına basıp
yanaklarını koklarken cennetten gelen bir kokuyu kokladığına yemin edebilirdi. Gözlerinden süzülen yaşlar sevincinin derecesini anlatıyordu. Hiçbir göz bundan güzeline bakmamıştır. Hiçbir ana bundan daha güzelini doğurmamıştır. Yemin ederim ki hiçbir kimsenin torunu benim torunumdan daha güzel olmayacaktır, dedi. Bir müddet baktı. Baktıkça gönlü sevgiyle, merhamet ve şefkatle doluyordu. Bir anda oğlu Abdullah geldi gözlerinin önüne. Ama bu binlerce Abdullah'a bedel olurdu. Bir zamanlar kendi alnında parlayan Abdullah'ın daha sonra Amine'ye geçen nurun artık asıl sahibine ulaştığını gözleriyle görüyordu. Torununu bağrına bastı. Kabe'ye girdi. Dua etti. Sonra tekrar eve geldi. Hala kucağında tuttuğu yavrusunu seyrede aldı. Kadınlar sessizce Abdülmuttalib'i seyrediyorlar. Daha doğrusu onu, torununun gül yüzüne bakarken duyacağı saadet duygusuyla baş başa bırakmak için ses çıkartmıyorlardı. Döndü. Saatlerce baksa doyamayacağı torununu bir daha kokladıktan sonra kızı Safiye'ye uzattı. ''Ver oğlumu annesinin koynuna.'' dedi. Kalktı. Başı önde olduğu halde dışarı çıktı. Şu anda kalbinin gökler kadar genişlediğini hissediyor, sevinçten uçacak hale geldiğini zannediyordu. Abdülmuttalip gelinin evinden sevinç içerisinde çıktı. Doğru Kabe'ye vardı. Şükür borcunu eda için tavaf etmeye başladı. Çocuğa koyacağı adı düşünüyordu. Güzelliğine, şanına layık bir at olmalıydı. Muhammed. Birden yerleşiverdi zihnine bu isim. Tam isabetle hedefine ulaşan bir ok yahut karanlıklar içerisinde çakan bir şimşek gibi. Atalarından hiçbirinin adı değildi bu. Tanınmış bir isim de değildi. Hazreti İbrahim'den beri devam eden ve bilinen atalarının isimlerini birer birer zihninden geçirdi. Hiçbiri bunun kadar çekici gelmiyordu. Daha sonra kabile reislerinin, tanıdıklarının isimleri arasında gezip dolaştı. Ama sanki kalbine hükmeden, adeta varlığını hissettiği bir kudret eli, hatırladığı bütün isimleri birer birer tutup zihninden atıyor, döne dolaşa yine Muhammed ismi geliyordu aklına. Ondan başka bütün isimleri cılız, zayıf, sıska varlıklarmış gibi hissediyordu. Bu kuvvet, Abdülmuttalib'i, torunun adını Muhammed koyması için zorluyordu. Bir başka ismin verilmesine imkan vermeyecek, müsaade etmeyecek gibiydi. Amine, yavrusunu tekrar dedesinin kucağına verirken, merakını gidermek için sordu. ''Babacığım, torununa hangi ismi münasip görüyorsun?'' Abdülmuttalib kucağındaki melek yüzlü yavruya bir daha baktı. ''Muhammed koyacağım onun adını.'' Amine'nin gözleri gülümsedi. Yüzünde memnunluk izleri belirdi. Sanki çoktandır arzu ettiği bir isteği yerine getirmiş gibiydi. Abdülmuttalib verdiği karara, gelinin de sevinmesine ayrıca memnun olmuştu. ''Biliyor musun kızım?'' diye devam etti. ''Sanki bu adı koymaya mecbur edildim ben. İçimden hep bu ismi tekrar eder oldum. Ne zaman başka bir isim düşünsem önüme geçildi. Ne dersin? Güzel isim değil mi?'' Amine gülümseyerek cevap verdi. ''Ben de yavruma Muhammed isminin verilmesini arzu ediyordum. Bana da rüyamda ona Muhammed ismini koymam emredildi. Ben yavrumun çok büyük bir insan olacağını ümit ediyorum.'' Abdülmuttalib gelinini tasdik etti. ''Evet, benim yavrum insanların en büyüğü olacak.'' Daha sonra Mekke reisi ve Haşimi soyunun büyüğü Abdülmuttalib, gelinin de uygun görmesiyle kucağındaki yavruya
insanlık tarihinin tanıdığı en büyük ve en mübarek ismi verdi. Senin ismin Muhammed olsun yavrum, dedi. Mutlu doğumdan 7 gün sonra Abdülmuttalip geniş bir ziyafet tertip etti. 3 gün sürecek olan bu davet, erkeği, kadını ve çocuğuyla bütün Mekkelilere ve her ne maksatla olursa olsun dışarıdan gelip de Mekke'de bulunan herkese açıktı. Davetliler arasında dilencilikten başka hiçbir şey yapamayan ve kötürüm, sürünür halde yaşayan Üneys de vardı. Ziyafet sırasında, ''Torununa ne isim verdin ey Ebul Haris?'' dediler. ''Muhammed ismini verdim ona.'' ''Neden atalarından birinin adını seçmedin? Neden bu adı verdin?'' ''İstedim ki gökte Allah, yerde insanlar onun güzel vasıflarını söylesin, metini yapsınlar.'' Çocuğu görenler Abdülmuttalib'i kutladılar. ''Böyle güzel, böyle tatlı bir torunun olduğu için gerçekten övünebilirsin ey Abdülmuttalib.'' dediler. Amine yavrusunu 3 yahut 7 gün emzirdi. Daha sonra amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe, geçici bir zaman için süt annesi olarak görevlendirildi. Önceleri amcası Hamza'nın ve Ebu Seleme ismi verilen bir çocuğun da süt emdiği memeler, bu defa peygamberler halkasının son ve büyük sahibinin dudaklarını buldu. Onu da doyurdu. Abdülmesih günlerce yol alıp Cabiye ulaştığı zaman işittiği haberden hiç memnun olmamıştı. Çünkü daha yanına varmadan dayısı Satih'in ölüm döşeğinde bulunduğunu duymuştu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra böyle acı bir haberle karşılaşmayı hiç istemiyordu. Ayrıca Kisra'nın anlattıkları da ''Adam sende'' deyip geçilecek çeşitten değildi. Bu sebeple günlerde süren ve hiç sevilecek tarafı olmayan bu yolculuğu seve seve katlanmıştı. Satih kendine verilen selamı almadı. Çünkü selam verildiğini bilecek halde değildi. Uzun süren bir hayatın geride kalan sayılı birkaç nefesini de tüketmek üzereydi. Nefes almazsa ölürdü. Halbuki aldığı takdirde geride kalmış olan birkaç nefesin tükenmesi mukadderdi. Her iki yolda onu ölüme götürüyordu. Selam tekrarlandı. Satih'ten yine ses çıkmadı. Bu defa Abdülmesih, ''Yemen diyarının büyüğü sağır mıdır? Yoksa işitmiyor mu? Yahut ölmüş de ruhu çıkıp gitmiş midir?'' diye başlayan ve Satih'i öven bir şiir söyledi. O zaman Satih'in gözleri aralandı ve hepsi de secili cümlelerden meydana gelen şu sözleri ağır ağır mırıldandı. Abdülmesih deveye binmiş halde Satih'e geldi. Halbuki artık Satih kabre konulmak üzere. Ey Abdülmesih! Seni Sasan Meliki, sarayının sarsılması, ateşin sönmesi ve Mübeda'nın rüyası konusunda bilgi almak üzere göndermiş bulunuyor. Satih yorgun düşmüştü. Abdülmesih daha ne maksatla geldiğini anlatmadan, niçin geldiğini kendisine söyleyen Satih'in asıl maksada geçmesini bekliyordu. Halbuki Satih artık yaşadığı belli bile olmayacak derecede kendinden geçmiş bulunuyordu. O kadar bitkindi ki her nefes verişinde ''Şimdi öldü'' diyecek şekilde göğsü boşalıyor fakat sonradan ikinci bir defa nefes alıyordu. Böylece heyecanlı, korkulu iki dakika bekledi. Daha sonra Satih'in dudaklarından yine mırıltılar duyuldu. Ey Abdülmesih! Vahiy bol bol okunduğu, asa sahibi olana peygamberlik verildiği, semave deresi coşup taştığı, sağ ve gölcüğünün suyunun çekildiği, Farslıların taptığı ateşin söndüğü zaman, bil ki artık Şam şehri Satih için Şam olmaktan çıkmıştır. İranlılardan da yıkılan burçların sayısınca melik saltanat sürer. Daha sonra da başlarına gelecek olan gelir.
daha fazla devam edemedi. Dermansızlığın son derecesine gelen dudakları kapandı. Birkaç fersiz nefesten sonra hareketsiz kaldı. Böylece uzun yıllar devam etmiş olan bir hayat düğümlendi. Satih defnedildi. Abdülmesih aldığı cevapları Kisra'ya bildirmek üzere hemen yola çıktı. Kisra bu haberle rahatlamıştı. 14 melik gelip geçinceye kadar neler neler olur dedi. Onun hesabı saltanat makamına oturacak herkesin uzun yıllar doya doya saltanat süreceği hayaline dayanıyor, hiç olmazsa 150-200 senelik bir zamanlarının bulunduğunda şüphe etmiyorlardı.